seni ver, seni ver, seni vermem ellere. Sana dargın değilim, dargınım, dargınım, dargınım senelere. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı bırak, anan beni dele. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı bırak, anan beni dele eder. İki iki dört eder. Bırak yakamı bırak, anan beni dele. Yeter güzelim yeter. Yeter güzel. Bırak yakamı uşak, anan beni dele. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı bırak, anan beni dele. Teşekkür ederiz. Bizleri gerçekten duygulandırıyorsunuz. Bu iki haftadır bakıyorum bile artık yerlerden yerlerde oturmaya başladık beleş olunca. Vallahi. Efendim. Evet bak aralar maralar dolu. Allah yediniz bizi evladım yediniz. Allah eksikliğinize vermesin bir. Bundan sonraki İbo şovlarda çok geniş bir yer bulacağız. Şöyle 500 kişilik falan şu anda 300 kişi var. Televizyonları başlarında oturmuş, her zaman söylüyorum böyle keyifli keyifli, yaşlı nineler, ablalarımız, yaşlı amcalarımız, büyüklerimiz, böyle... Nasıl öksürük? Mesela çay isteyecek kızından. Kızım! Ben... bak, kızım, İbo Show başlıyor, acil bana bir çayımı yetiştir. Kızım, İbo Show başlıyor. Yemli bir çay hazırla bakayım dedeciğine. Hatam yaptı. Kızım diyorsun, ondan sonra dedeciğine. Öyle dediyoruz ya evlatlara. Ah sevgili torunum de, ondan sonra dedeciğine de. Ya onlar dedeciğine söylediğini zaten. Kime diyecek? Sayın torunum, bir çay yapar mısın çocuğu? Evet, sizleri çok seviyoruz. Başta hanımefendiler olmak üzere.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah ne muradınız varsa versin diyoruz. Evet, şimdi... Bakalım... Bakalım konularımız, konuklarımız... Bada... O, o ne? O, tanrım! Şşt, şşt. Sakın kıpırdama, Allah cezanı vermesin. Bu ne güzel. Bu ne lan oğlum, bu ne? Allah'ıma bir şükür, fıstık gibi. Böyle bir oyuncu yeryüzünde yok tanrım. Hey, kalk kalk kalk. Kalk çabuk kalk. Çabuk Allah kalk, yedi şiş, beni. O, kalk. Ne oldu buna? Allah'ıma bir şükür yarabbim, şuradan alsam. Ne yapıyorsun kızım? Bu ne oyunculuk? Kamera. Şuradan gelsek. Bu ne duruş, bu oyunculuk gücü. Of, of, of. Şöyle yarım girsek, şunu aşağıya çeksek. Nasıl yarım girsen? Allah'ım şu saçlar biraz daha, şu saçlar. Oynaşma yönetmenle. Yönetmen mi? Allah'ıma bir şükür. Bu böyle bir oyuncuyu Allah'ım nerede bulacağım ben yarabbim? Ne yönetmen kızım? Aa, İbrahim Bey aşk olsun. Sen yönetmen misin? Ne anlamadım. Yeni filmimde sizi oynatmayı düşünüyorum. Ne oynatırsın? Kızım arkamdan çekilsene. Bu ön tarafta var. Ama önden bak. Önden de bakıyorum, arkadan da bakıyorum. Allah'ım hiçbir şey değişmiyor. Çok güzel. Allah'ıma bir şükür, bir şükür. Çok güzel. Dur, dur. Allah'ın cezası, dur. Çok güzel. Tanrım. Allah yedi beni evladım. Muhteşemsin sen. Dur bakayım sana. Ay yeter, şey... Allah'ım görüyorsunuz kızım, beni. Kızım ne yapayım ben sen? Genç kızlar bayılacak bu duruşa, bu kızı Allah'ım. Sen bana bakar mısın kızım? Bu ne yönetmenliği anlamadım. Son filmimle Hollywood'a açılmayı düşünüyorum. Ve şu fiziğiniz, şu oyun gücünüz ve yeteneğiniz, o gözlerinizdeki ışıltı, kokunuzu alabiliyorum İbrahim Bey. Bir saat kokuyorum içeride herhalde. Başrol oyuncusu sensin. Ben. Seni oynatacağım. Vallahi bir kıyak yaptı bana, sağ ol. Allah ceza verecek. Program var burada, biliyorsun değil mi? Efendim, özür dilerim. Bunu... İki gün önce şeye götürdüm, Yeşilçam'a götürdüm. Orada birkaç tane yönetmen arkadaşlardan tanıştırdım. Başıma böyle bir şeyler geldi. Ben nereden bileyim yönetmenlik havasına girecek iki günde? Bir daha seni götürmeyeceğim. Sen nereye götüreceğim biliyor musun bundan sonra? Önümüzdeki hafta seni Paris'e götüreceğim, Paris. Artık... Kız Paris'e gitmek için can veriyorlar bana. Hatta yani. Kahveye gidelim. Yeşilçam'a. Ya lütfen ya. Lütfen kahveye gidelim. İki tavla atarız geliriz. Hadi gel. Gel. Kız gel. Tamam. Ha, gel. İşte oynattı ya. Bak. Şimdi git orada tavlayı hazırla. Heh. Tamam mı? Ben geliyorum hadi. Söz mü? Tabii tabii tabii. Hadi canım. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah yedi beni evladım yedi. Görüyorsun, sana götürmeyelim dedim. Bize kapak evet. Oldu. Ne yaptı bırak. Ellerime bak ne oldu. Ne oldu? Ah ellerini kesti yazık. Bir... Ah bastı buraya, niye aa. Bastı? Böyle bastı işte, böyle bastı. Niye bastı buraya? Ne bileyim ben, benim şeyimde oturacağım ve gözüm şuraya bastı değil mi? Evet, oraya... Temizle, temizle şurayı. Herkesin... Ah, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Buyurun, tabii. Tabii evladım, ah yedin beni temizlikten. Albay! Hemen adaşımı çağırıyorum. İbrahim Erkal! Gördüğünüz gibi malları piyasaya sürüyorum. Artık ya kar edeceğiz ya zarar edeceğiz ama kar edeceğime inanıyorum. Bunun yanında para karını düşünmüyoruz. Manevi kar edeceğimize inanıyorum.
Albay sen böyle otur. Biz komutanımla şey yapalım. Gel. Ben asker. Ha sen askerliğini yaptın mı? Yaptım abi. Yaptın? Yaptım. Ne kadar yaptı? 18 ay. Niye seni böyle şişirmediler, ballandırmadılar? Bizim zamanımızda yoktu öyle. Övgü şey yapmıyorlardı. Bizim için yeterliydi. Yani çok matah bir şey yapılmış şeyi. Gibi 18 ay gidip aslanlar gibi askerliğini yapan, çamurda, bellaada ve şehit düşen askerlerimizi unutuyoruz. 22 gün gidip askerlik yapacaklar. 28 gün mü 22 gün? 28. 28 gün. Ama benim oğlum halen 18 ay askerlik yapacak diye. Kars'ta. Kars'ta. Aslanlar gibi. Yüzüme baksan bakamıyorum, utanıyorum, kızarıyorum. Ben seni seviyorum mu ne? Ne zaman açık saçık giyin kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Ben seni seviyorum mu ne? Allah kahretsin yine. Yine, yine, bağlanıyorum.
alışkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mı? Bu şarkının sözü müziği bana ait biliyorsunuz. Kıyamadım yani, çok sevdim. İsrar edince dayanamadım benim. Ama benim her şarkımda İbrahim Tatlıses kokar yani. Bunu ben her zaman söylemişimdir. İnsan yetiştiği yer gibi. Şimdi efendim, geçenlere bir olayla şey yaptı da, biz konservatuvar okumadık ama bizim hocalarımız da çok sağlamdı yani. Bunları dinleyerek ve ne yaptıklarını... ne yaptıklarını... adam gibi dinleyerek ama böyle çözmeye çalışarak ne yapıyor, niye yapıyor ya da niye başarılı oluyor, bunları inceleyerek geldik. Yani illa okul gerekmiyor bazen. Sen yani... anlat, ben geliyorum. Ya ben geliyorum ha. Yani ah bitti, teşekkür ederim. Benim hocalarım da bunlardı yani. İbrahim. Bayılırım sana. Seni görmesem üzülüyorum. Gel bakayım buraya. Al. Ne? Bu. Ağlayan çiçek. Termal Belediye Başkanı Sayın Sırrı Acar Beyefendi'ye teşekkür ederim. Şuraya bırak onu evladım. Şuraya bırak evladım. Bunları mı? Sen az önce filmde çekecektin. Filmin adını unuttum. Bu filmin adı neydi? Ağlayan Devenin Gözyaşları. Tabii buradaki deve siz oluyorsunuz. Yani film icabı canım. Film icabı. Deve. İyi, hıyarlıktan deveye terfi ettim. İyi, güzel. Sen, buyur kızım. Bunları biliyor muydunuz, köşemize başlıyoruz. Buyurun. Mart ayının kapıdan filan baktırmadığını, kaldı ki kazma küreği falan kesinlikle yaktırmadığını biliyor muydunuz? Bunun tamamıyla bir koca karı uyduruğu olduğunu ve odun depoları tarafından piyasaya bilinçli olarak yayıldığını biliyor muydunuz? Bilmiyorduysanız öğrendiniz. Hasan Güner. İbrahim'in bir özelliği, kendi şarkılarını kendi yazıyor, kendi yapıyor. Bestelerini de, sözlerini de. Bu kasette gene öyle mi? Gene öyle abi. 12 tane söz müzik benim. 2 tane de Erzurum türküsü okuduk. Birisi şey? Sarı gelin, hele dadaş hoş musan? Hele dadaş hoş musan? Allah tam, tam kafama göre. Ramazan da bitti. Ramazan da bitti evladım. Peki, albayı nereden buldunuz? Askeriyeden. Askeriyeden, yurtdışından geldi. Ama güzel, ben şeyi dinledim, güzel yani, altyapı falan çok şık. Orada bir çalışkanlığın falan var mı? Var, tiyatro var. Bir de 8 yıldan beri sahne var zaten. Eğitimi falan? Var tabii. Yani Almanların ya, değil. Alaylıyız tabii ki. Alaylı ne oluyor? Bunu alaylı bir de şey var. Mektepli. Çekirdekten yetişme. Ha, mektepli bir de alaylı. Alaylı. Evet. Alaylı şey olan mı? Yani mektebe gitmeden. Alaylı biz kim? Yani mıkım şey vardır. Mıkım Tahir vardır. Evet, bizler işte. Merhum Mıkım Tahir, evet. Mıkım Tahir vardır. Kazancı Bedih vardır. Tenekeci Mahmut vardır. Alaylı hepsi işte. Bir de eğitimli olanlar var. Vay hıyar. Bir hıyar daha var. Yerli, sen bunları nereden tanıyorsun? Çok iyi dinlerim onları. Peki, albay diyoruz. Hayranıyım, erenlerin hayranıyım. Diyar diyar
sefil olan, diyar diyar sefil olan Yunus Emre hayranıyım, ben Lala'nın hayranıyım. Eline beline diline sahip, gönüllerde bu duhtarım. Eline beline diline sahip, gönüllerde bu duhtarım. Yazar benim kalem katip, Beşiktaş beni hayranıyım, Erenlerin hayranıyım. Eline beline diline sahip, gönüllerde bu duhtarım. Şimdi orada çok önemli bir laf var. Eline, beline, diline sahip. Evet. Bu atasözüdür bu. Çok meşhurdur bu laf. Bunun üçüne sahip olan nerede başarılı olmaz? Her şeyde başarılı olur. Bunun üçüne sahip olmayan ne olur? İşte böyle kemancı olur. Bilen de böyle şarkıcı olur. Bilmeyen böyle olur, bilen de şarkıcı olur. Ben biliyorum. Bunu söyleyeceğini biliyorum. Biliyorsun tabii. Bildiğim için söylüyorum. Teşekkür ederim. Peki al bayını abi. Çok geçmiş tarihte liderlik unvanı anlamına geliyor. Al İbrahim, al Hasan, al Mehmet. O dönemin liderlerinin isimlerinin başına takılan bir ek. Tarihte öyle geçiyor. Bu kasetin şu anda iyi durumda ama tabii bunların içinden şeyleri çıkartırsak, korsanları çıkartırsak. Şimdi burada İbrahim Erkal diyor ki korsan kaset mücadelesine girdim diyor. Nasıl abi bir yere girdin? Öyle bir dernek mi kuruldu? Sizin yaptığınız işi... Hı. Yani korsanı nasıl önleriz? 9 aydır stüdyodayız. Bunu nasıl şey yapacağız? Bu haksız kazanca nasıl dur diyeceğiz yani? Daha doğrusu biz önemli değiliz. Evet. Ceketsizlere, ceketsizlerin evet, sırtından... Evet, evet. Yetimlerin hakkını yiyenlere... Bu kapağın altındaki duranlardan yani hepsine... Yani devlete evet, para vermeyenlere... Evet, vergi ödemeyenlere, evet, vergi vermeyenlere. Ha. Haksız ve vergisiz kazanç sağlıyorlar bizim sırtımızdan. Ama bizim 2 kuruş paramız geciktiği zaman sen de öyle ben de öyleyim biliyorsun. Ne zorluklar çekiyoruz şey yapıyoruz. Bunu teşvik etmek için halkı orijinal kaset almaya çekmek lazımdı. Kampanya başlattık abi. Araba veriyoruz, motosiklet veriyoruz. Şikayet edenlere bilgisayar şey yapalım, veriyoruz, şey yapıyoruz. Hem onlara hem de orijinal kaset alanlara Milli Piyango İdaresi'ne şimdi bizim albümde çocuklar getirirlerse Milli Piyango İdaresi'nin vermiş olduğu numaralar var, şans numaraları. Ha oraya başvurmadan olmuyor. 1,5 ay sonra çekiliş yapacağız abi. Her kaset alan bunu kazanabilir. Araba veriyoruzdur, evet araba. Araba veriyoruz, motosiklet veriyoruz, çamaşır makinesi, televizyon, bilgisayar, güzel, müzik bu seti. Bu eylemi alkışlıyor musunuz?
Çünkü bunun en büyük yarasını Türkiye'de İbrahim Erkal daha 4-5 yıldır. Yani ilk kalbimi ben 7 yıl önce yaptım. Bunun en fazla yarasını İbrahim Tatlıses'ler yaşamıştır. Yani benim en fazla sassa bu 5 kasetime 1 milyon korsanımı satmışlardır. Ama İbrahim Tatlıses'in en az 40 milyon. Yani en az bir 2 milyon yapmışlardır bende, 3 milyon. Ama İbrahim Tatlıses'in bir 40 milyonu var, bir 50 milyonu var. Bir İbrahim Tatlıses sadece kendisi değil. Ben geliyorum, sen anlat, ben geliyorum. Abi bu te... Bitirdin mi? Bitti abi. Peki. Biraz sonra şimdi bunu alkışlayanı gerçekten biz alkışlıyoruz. Biz korsandan yana değiliz. Korsanın yanında değiliz. Yanında yürümüyoruz. Arkasında da önünde de yürümüyoruz. Ve korsan yapan insanları da tanımıyoruz. Sadece kaset değil ama. Neyin korsanını yaparsan yap, neyin sahtesini yaparsan yap. Halka saygısızlığın, insanlara saygısızlığın, az önce de anlattığım gibi devletin sırtından geçinmenin bir başka ticaret yolu. Dediği gibi biz maliyeye gerçekten bir ay ödemediğimiz zaman, bir sıkışıklığımız olup ödemediğimiz zaman maliye her şeyimizi didik didik arıyor. 1 trilyon 100 küsür milyar para ödemişim. Halen 300 milyar gibi de bir para ödeyeceğim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Biz ceketsizin hakkını değil, yetimin hakkını değil. Biz yetimin ve ceketsizin hakkını korumaya çalışıyoruz. Biz maliyeye borcu, namus borcu gibidir. Gerçekten. Ben her sene vergi rekortmeni olmak için mücadele veriyorum. Bu sene de yine rekor bende olacak. Bu sene de vergiyi en çok ben vereceğim. Birinci de ben olacağım. İşte bu kadar basit. Evet. Şimdi de şarkı söyleyeceğim. Bu ne olacak? Ne diyor anlamıyorlar. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Biçare insanlar nefsine uymuş. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Biçare insanlar nefsine uymuş. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Yetiş ya Ali. Can düşman olmuş kardeş kardeşe. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali.
ki kıra kırana, düşenin sırtından vuran vurana. Öyle bir dünya ki kıra kırana, düşenin sırtından vuran vurana. Aşk olsun gerçekten bir dost bulana. İnsanlık yerine can pazarında, yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. İnsanlık yaralı can pazarında, yetiş ya Ali. Yanlış alanmış kardeş kardeşe. Ülkesini en iyi yere taşıyan o ülkenin vatandaşıdır. Bak. Bunu eskiden adamı gözlerinden tanıyabiliyordu. Sahtekarlar güzel bakmayı keşfetti. Artık insanları gözlerinden de şey yapamıyoruz. İnsan saraflığı da kalktı yani, şey oldu. Ne oldu? Herkes bir hoş oldu. Ha, oradan ben alem hoş oldu. Böyle abi bakıyorum ya size. Evet, hayatımız boyunca en büyük mücadelemiz sizlere karşı yanlış yapmamak. Anlımız aksın. Bilmeden yanlış yapabiliriz, onu da hoş görün Allah aşkına. Vallahi. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Eyvallah. Sen diyorsun ki bağlama çalarım. Az çok, evet. Para çalar mısın? Yok, para çalmam. Peki, çalar. Kalp çalar mısın? Aşık olmak şimdi kalp çalar şeyin Sokrates'in bir lafı aklıma geldi. Nedir, kimin? Sokrates. Sokrates. Aşk. Eski babam rahmetli, arkadaşlık tanımıyor. Şey diyor İbrahim abi. Aşk diyor çöl ortasında küçücük bir cennet bahçesi gibidir diyor. Aşık olunuz diyor. O arada doğru çölde mu gezerken susuz kalmış. Susuz kalmış. Bir cennet zannetmiş. Peki Albay, sana bir şey söyledim. Tabii. Çaldın mı? Çaldım tabii. Ya ben kaç de tane? Gerçek sevdiğim, yani gerçek anlamda çıktığım. Bir de evliydim bu ben. Bu çıktığım nedir onu abi? Onu söyleyeyim de buradan. Anama diyeyim ki, hani işte benim çıktığım kız diye ki, uş oğlum, nereye gidiyorsunuz? Uzağa gidiyor, nereye gidiyorsunuz? Şey mi kapatıyorsun? Yok, sarı güller gelmemişti, onunla baktım ya. İki tane diyor İbrahim abi. Burada da. Kırmızı seviyorum demek. Ya da sarı da yok, sarı kırmızı olursa daha güzel olurdu da. Peki İbrahim sen... Yani bu İbrahim'i severim, bazen bu mikropluklar olmasa. Biz diyor muyuz yanında lacivert olmazsa? Onlar da hem rahatsız hem şeye bahsediyor, karışık üretiler. Yani hepsinde var. Biz evet ne diyoruz? Biz sanatçıyız. Bizim kapımız herkese açık. Bir Urfa sporluya bile açık. Şimdi o kalp çalıyor da çalmıyor da işte bir türlü söyleyemedi. Sen çalayım sana öyle bir şey. Kaval çalıyorum, bağlama çalıyorum. Ok çalıyorum. Çalıyorum. Kalp çalayım sana. Bütün hedefimiz orada bir yer edinmek. Yani bu ya kalp, her açıdan. Kalplerde olur mi, kalpte mi? Yani, kalpler. Ya varsa bir şey söyle kardeşim. Benim var, dört tane var. Aldınız değil mi kaydı? Dört hak diye mi dört tane? Hadi altı tane. Bu kadar erken gibi bağırıyorum ya. Ne i̇zin, ne var yani? İzinden mi oldu abi ki? Nasıl böyle bir şey oldu? Altı tane var abi, bak. Allah Allah. Ne konuşuyorsun? Ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Ben altı tane varmış, Mete diyor kendini. Bende on tane var. Yalancı lan. İnanmayanın. Ya inanın da söylemeyenin. Var. İsim veriyorum. Ben de vereceğim. Abi ne oldu bugün? Herkes söylüyor ya. Ben isim vermem, gaza Gülşen gelmem abi. Namık! Gülden! Sibel! Allah, isimlere bak. Ahmet! Ferdi!
Melek! Kemal! Ulan İbo! İbo'ya mı geldin sen? İbo'ya geldim. Onlara, ben torunlara geldim şimdi ama. Sen torunlara mı geldin? Torunlara geldi ha! Altına torun var önce. Neyse nalet gezi sonu bağlayayım da Derya. Sonu bağlayayım da ya. İstesen de istemesen de. Şimdi. Basına artık demeç vermeyecek, sadece işine bakacak diyor İbrahim Erkal. Abi şimdi Ahmet dedi, sen Mehmet dedi, sen Ali yazacakları varsa bundan hiçbir çaresi yok. Hiçbirini demeyeyim de Ali yazsınlar. Ya ben hiç yorulmayayım bari yani. O yazılacaksa, benim dediklerim geçilacaksa hiç konuşmayayım da. Nasılsa yani, ben desem de yazacaklar. Desem de yazacaklar, demesem de yazacaklar. Yorulmayayım yazılsın dedim. Bundan sonra dizi düşünmüyor. Niye? Yok abi ya, haftanın 6 günümü veriyorum. Şimdi bazı şeyler güzel. Ben bir işi aşkla yapmak istiyorum. Yani 6 günüm gidiyorum dizi çekiyorum. İlk önceleri çok şey heyecan vericiydi, tatlıydı. Belki ekonomik yönden de bizlere çok katkısı olduğu için gittik yaptık ama 3 yıl oldu, 3 yılı geçti. Şimdi benim o kadar projem vardı ki ben daha yeni çıkmıştım. Yapacağım bir sürü şey var. Gidiyorum her gün oyun artık böyle bir şey gardım düştü. Duruyor yani. Değil mi insan? Akşam git, sabah gel. Ulan ne yapacaktık? Uşaklar, müzisyenler geliyorlar şey sete. Dedim ya çekmirem ya kardeşim. Çünkü öbür tarafı daha çok seviyorum ya. Çekmirem. Yeter. Neresi bu? Yetmirem. Çekmirem, yetmirem gelmiyor. Erzurum. Erzurum. Fayan Erzurum arasında R ve Y'yi yer değiştiriyor da. Nasıl yani? Yani gelmeyem, gitmeyem. Geliyem, gidiyem. Geliyem, gidiyem. Gelirem, gidirem. Öyle. Allah Allah. Şimdi biz de gelip gidelim bakalım. Sokakta bakalım Ayşegül kimleri yakalıyor, kimlerin peşinde? Sizden İboşov için bir şey yapmanızı istesek ne yaparsınız? Sen bağırda açan güllerin en güzelisin pembe gül. Birbirler şarkı söylerler konmak için dalına. Kim bilirsen ne kadar güzel kokarsın. Seni koklamak ister bunca bülbül. Urun urun kaş altından bakınca can telef ediyor. Bileceğim kızı. Çok heyecanlandım. Ne yapalım bu işi diyor. Sen oyna, sen güzel oynuyorsun. Hep ya beni hasta etme. Bugün dostun yok diye cilve yapıyorsun bize. Gel şöyle. Aman bu fasulye yedi buçuk lira. Hem kaynasın yavrum hem oynasın. Hadi kızım yandan yandan yandan. Halim hem düştü damdan. Nasıl yeselim yeter. İki gitsin sebepler. Sıramı olsun bir sevgiye. Ben bilmiyorum ama. Sunulan her sevgi. İnan sanmışım. Herkes bir aladan aldı, aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alamadık. Herkes bir aladan aldı da aladan aldı da biz aladan alamadık. Gülen dağın yolları oymalı doymalı. Oldun dünya güzeli senden nasıl doymalı. Sormayın dostlarım. Bir güzele vuruldum. Şu Fırat'ın suyu akar serindir. Oy oy oy. Temel bir gün şey uçağa binmiş. Uçak düşüyormuş. Demişler ki uçak düşüyor işte. Düşerse düşsün demiş. Benim mi sanki? Thank you.
Elimde kağıt kalem, Leyli Osman, Leyli Osman, sar yeri. Dertlerim elhem yazar, neler üstün sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin. Dertlerim elhem yazar, neler olsun sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sar Erzurum'da bir boş var, Leylim aman, Leylim aman, sar geri. Kanadında gümüş var, ah neler ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman. Sonra yarın kanadında gümüş var, neler olsun sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sonra yarın. Yarın gitti ağzına sağlık, ağzına sağlık. Siyaset meydanında hep bana türkü de türkü, türkü de türkü. Gerçekten sabaha kadar de oturduk dinledik. Orada siz ne kadar kendimiz bana var gibi izledik yani. Allah ben öyle izledim. Allah razı olsun. Çünkü her sorulan soruyu bana sorulduğunu ben ve her sorulan soruyu benim adıma cevap verdiğini biliyordum çünkü. Allah razı olsun. Efendim canım. Çalamıyorum kız. Sen çalabiliyor musun? Ya sen yap şunu, ben çalıyormuşum gibi. Hadi. Senkron yapayım sana. Heh. Dön beni oraya. Üç, dört. Bir de böyle bir genç kız geçer. Erkek onu yapar ya, ondan yap. Böyle. Ben genç kızmışım. Ya zaten genç kızım da. Hani daha alımlı ve güzelmişim. Ha, böyle bu ümitler olmasa, şeyler olmasa insanlar... Neyse geç. Tabii tabii. Sen ona da bize bak abi. Siz o tarafa dönün ki ben de nereye döndü kıza bakım. Evet. İşte yani el olmuştu. Ne de bekliyorsun kız öyle? Yanında şey mi var? Cilve yapıyorum sana. Depikleme cilvesi. Ya İbrahim Bey ya, ben yönetmen olmak istiyorum. Ve senin nasıl çalıştığını biliyorum. Aynı senin gibi çalışacağım. Bak şimdi sen şöyle bir yönetmezsin. Kamera! Ulan! Kamera! Durul! Şiş! Kamera! Kamera mı diyorum ben? Kamera. Kamera. Ama o K'de yine de bir şeyleme var. Kirleniyor ki. Kamera, bulan. Kamera, duril. Bazı harfleri kirleteceksin. Olmaz öyle. Her harfi temiz kullanamazsın. Neyse ben şimdi size şeyleri dağıtayım. Neler dağıtıyorsun? Şimdi arkadaşları da oynatmak istiyorum filmde. Sen
Deveyi oynuyorsun yani, ağlayan devenin gözyaşları. Çöldeki şanssız bedevi. Şanssız bedevi. Siz de? Fil. Bu benim asistanım olsun. Kabul ediyorum tabii, ne olacak yani, olsun. O da bir iş. Ah, peki, evet. Sait Bey'e, Sait Koç'a teşekkür ediyoruz. Hadi çok teşekkür ediyoruz Sait abiye, sağ olsunlar. Altır bay. Hatta şöyle, altır bay. Altır bay. Ne söylemek istersin bize? Yine böyle gümbür gümbür mü? Olabilir, canlı olsun mu? Buyurun abi. Buyurun abi. Kitlemişler kız gelere 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 vah vah gelere gelere de kömür gözlü gelere gelere de dudu dilli gelere makaram sar bağlar lo kız söyler gelin ağlar makaram sar bağlar lo kız söyler gelin ağlar niye ben ölmüş müyem lo Asya karalar bağlar niye ben ölmüş müyem lo Asya karalar bağlar lo berde lo berde zülfün yüzüne perde devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Makaramda ipliyim lo Asya benim kekliyim makaramda ipliyim lo Asya benim kekliyim hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdiğim hiç aklımdan çıkmıyor o tenhalarda gezdiğim lo berde, lo berde zülfün yüzüne perde devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Yaralıyım.
vaslım ben. Yeter ağlatma beni. Herkes mikrofonu tanısın kardeşim. Abi, herkes ya. Mikrofonu tanısın. Tanımız, İbrahim Tatlıses de bu arada okumuş oldu. Yok öyle geçmez. Uzun hava tamam da. İşte benim sıramdı. Ben zaten sıramı uzun havadan savuşturdum. Albay kardeşimiz o kadar güzel okudu ki yani gerçekten. Şimdi bazı yerler var böyle istiyorum ki eksik olmasın. Mesela o şey kısmını her okuyan. Çok hani diyor ya. Aman herkes kapıları kilitlemişler. Gel hele gel hele gel hele gel hele gel hele gel hele gel. Ağız mı duruyor? Şimdi bunun ölçüsü bu.
Oğlan da bekledim ki bunu aman lan ya geç eksik bırakma. Oğlan getirdi cuk dedi. Oturttum. Köşeye böyle bıraktı şeyi. O da ya. Nereden kalma biliyor musun İbrahim abi? İşte demin dedim ya Kazancı Bey'i çok dinliyorum. Ağız var ya o ağız. Ağız yorum tavır. Onun tavır, okumasını tavır. Ben bitiyorum şey diyeyim. Nicabu. Nar aşkınla ciger yansın kebap olsun. Yana buradan pire bir selam çakalım. Pir! Şimdi böyle oturmuşuk rakı içik. Rakı içerken dedik ay ay. Yani ay şimdi içemiyor ya. Dedik ay. Pir evet gerçekten pir. Kazancı Bedi. Asu! Asu dayısı. Kazancılar kazanç alıyor. Kazancı Bedi'yi kazan yaparken ondan sonra bunu çağırdın. Hiç kimseyi beğenmez efendim. Bak gebertirim. Farz et kazancıların arasından geçiyorsun. Kazancılar kazan yapıyor. Cumdraka tak draka tak 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 tuk 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 zing zing zing. Ha? Ne var? Neydi? Şimdi alakayı buldun mu? Yani alakayı hayır, buldun şimdi. Kazancı Bedi'den bahsettik seni çağırdık. Ben ne alaka dedim. Daha sonra şimdi kazancıların yanından geçeceksin ya alakayı buldum. Gel. Hadi Mehmet şu kazancıları başlat. Thank you.
Alkışlıyoruz. Şimdi burada bir şarkı var. De git ya sen de Allah aşkına. Vallahi billahi. Şey vardı bir de get my board, de get my board. Evet. Bunu da mı sözümüz var yani? Sen? Söz müzik benim bu da. Ya böyle sevgiyi... Böyle sanki herkes her şey ucuzladı böyle. Değeri kalmadı. Her şeyi çok çabuk tüketip atmaya başladık. Böyle mendil gibi tüketip attık yani. Evet. Fert fert yüklemedim. Suçu dünyaya da yükledim. De get dedim ya. Gel bakayım de get. De get ya. De get ya Allah aşkına. De get. Get sinir etme beni ya. Get. Salkım üzümdür, dostum iki gözümdür, geçmem, geçmem, vazgeçmem, sevilecek neyin kaldı? Meğer aşklar hep yalandı. Sevilecek neyim kaldı? Sanki aşklar hep yalandı. Neyine güveneyim, de get yalan dünya. Seni nasıl seveyim, ömrümü çalan dünya. Aşk zehirli yılan imiş, genç ömrümü çalan imiş. Yandım, yandım, aldandım. Güzel olan aşklar hep yalandı. Güzel olan neyin kaldı? Sanki aşklar mazide kaldı. Neyine git yalan dünya. Seni nasıl seveyim, ömrümü çalan dünya. Thank you.
neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya? Neyine güveneyim? De git yalan dünya. Seni nasıl? De git. Bak böyle. Ben dünyayım. Dünyadan bir varlıksın ama. Öyle. Canım. Ne yapıyorsun? Ben mi ne yapıyorum? Yok. Hadi şiir yazdım. Dur. Sırılsıklam aşık oldu dellendi. Türk dururken gavurun kızıyla evlendi. Eline beline sahip çıktı ünlendi. İbrahim Erkal ve Albay geldi. İbo şovumuz şenlendi. İbo, seni bize Allah gönderdi, beni de yanında eşantiyon verdi. Ne olur beni yönetmen yap. Lütfen. Hadi hanım, hadi. Ya lütfen yönetmen olayım, bismillahirrahmanirrahim. Sen bir lüfer bana yapar mısın? Böyle ızgaraya atarım. Üf. Izgara mı olur, lüfer şey mi olur? Benim buradan uzaklaşmamı sağlıyor işte. Bizim sokak veteranımız var mı sokakta? Aşağı, tamam, evet. Tamam. Aşağı gir. Sor. Şu yaşlı adama sor, yaşlı adama. Bak geçiyor. Allah cezan. Kız oradan geçiyor. Gitsin. Şimdi İbo Şov yani doğal bir yapısını özellikle şey yapıyor. Yıllardan beri şey yani kendi yöresinde anlatabildim mi? Aa, ben onu çok seviyorum. Çıktım hemen başlıyorum oynamaya evde. Sizden İbo Şov için bir şey yapmanızı istesek ne yaparsınız? Kaldır konlarını yavrum, oynadı parmak nanını. Bir şarkısın sen. Evet. Ömür boyu sürecek. Seni sevmediğim yalan İbrahim abi. Yalan, yalan. Okumam olmadığı için şarkı söylerim. Bir okur musun? Okurum, bana verir misin? Sizin bir isteğiniz var mı canım? İsteğiniz var mı? Dıl dıl dım, darıl dıl dıl darıl dıl darıl dım. Darıl dıl dıl darıl dım darıl dım. İbrahim Bey'e derim ki kullanmakta olduğu yatı daima rotasını düzgün gitsin diye tavsiyede bulunurum Seyfi Kösoğlu olaraktan. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Ciğerim yanıyor anam, gözlerim ağlar. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Ömrümü ona verdim, başka vermiyor. Çok güzel sıra sana. Üsküdar'a giderken aldı da... İbo Şov sevdenlerine selamlar. Ne oldu, sesin sorun kesildi. Bir şey mi yaptın? Hayır, bir şey var sende. Bir estetik mi yaptırdın, ne yaptırdın? Bir parlaklık var, böyle parlıyorsun. Ciyak ciyak. İsveç evladım, İsveç. İsveç'e gittin geldin, böyle oldun. Evet, havadan. Soğuk havadan. Hava insanı güzelleştiriyor. Yalnız bir şey söyleyeyim, İsveç'te bir hava var. Çellik, çellik. İbrahim, gir. Erzurum, sanki Erzurum abi. Evet. Sanki Erzurum. Böyle bir şey olamaz. 10 ay kış, 2 ay yaz. Bir dahaki sefer Erzurum'a gittik abi. Erzurum'a. Eyvallah, güzel İsveçli kendiler gibi yapıyoruz abi. Erzurum pazar. Vallahi güzel bir Erzurum türküsü ver. Bak o Erzurum türküsünü sen kendin yapmışsın, kendin okudun. Pis herif. Erzurum'a gel gibi yapacağım. Bana ancak şey verdi. Ben de isterim. Niye ağabey? Ömrümde beni abi, en gel. Büyük şereflendirdiğin olaydı abi. Estağfurullah. Ne söyleyeceğim bize? Al Trevay. Belki klip olabilecek bir parça, ikinci parça. Sen beni unut.
gelirken yıldızlar döküldü gözlerimden, ay battı yüreğimde sana gelirken yıldızlar döküldü gözlerimden. Geceler sağır, ah yüküm ağır, ah senim de yıllandı binlerce kahır, ah senim de yıllandı binlerce kahır. Sen beni sana yar olmaz, sen beni unut. Ay battı gelirken yıldızlar döküldü gözlerimden, ay battı yüreğimde sana gelirken yıldızlar döküldü gözlerimden. Geceler sağır, ah yüküm ağır, mahzenimde yıllandı binlerce kahır, mahzenimde yıllandı binlerce kahır. Sen beni sana yar olmaz, sen beni unut. Şimdi 35 yaşındaki bir adamın öksürüğünü rica edeyim. Ulan ben hastalıklı değil, sağlıklı. Ben doktoru muyum öksüreceğim öyle? Normal. Yaptım. Ah, yedi beni. Bu şimdi 35'lik mi? 35'lik. Kaç bu? Kaç? Bu 37. Peki 40'lık. Ya ben ne bileyim. Bu mu? Ne oldu? Bu biraz 41 oldu. 41. 41 buçuk. Bu neye benzedi? Peki 50'lik. 50'lik. Sabah sürümü öğlen mi akşam mı? Son olarak Taksim'de bir tane Kahya vardı. Kahya vardı. Köse. Köse, evet. Nasıl öksürdü? Öksürme, baştan şey yapıyor. Sarıyer diye bağıracak. Evet. Vallahi ben de Bebek'te çalışıyordum. Bebek gazinosunda. Evet, yıkılmadan evvel. İki saat evvel onu gidip dinliyordum böyle. Ses yap. Sarıyer 1-2-3-4 Karaköy. Adamın sesi köce gibi. Ben de onu seviyorum. Dinliyorum. Gittim dinledim. Baktım takılacağım artık. Yer var mı dedim. Köşe misin dedi. Evet, sana yer var dedi. Sen geçebilirsin dedi. Kaç kere dedim sana,
senden ayrı kalamıyorum, duramıyorum, duramıyorum. Asılıyorum sana, kesiliyorum sana, yazılıyorum kız, yazılıyorum. Katılıyorum sana, tutuluyorum sana, tutamıyorum, beni tutamıyorum. Asılırımsa, kesilirimsa, yazılırım kız, yazılırım. Katılırımsa, tutulurumsa, tutamıyorum, beni tutamıyorum. Yapamıyorum, yapamıyorum. Asılıyorum sana, kesiliyorum sana, yazılıyorum kız, yazılıyorum. Katılıyorum sana, tutuluyorum sana, tutamıyorum, beni tutamıyorum. Asılırımsa, kesilirimsa, yazılırım kız, yazılırım. Katılırımsa, tutulurumsa, tutamıyorum, beni tutamıyorum. Asılıyorum sana, kesiliyorum sana, yazılıyorum kız, yazılıyorum. Katılıyorum sana, tutuluyorum. O şarkının bir yerinde, şarkının bir yerinde şey var. O ne? Şşş değil kız. Tam böyle bir içim su vardır ya. İşte o su içer yani gibi. Yani anlattığın bir içim suya mı benziydi? Evet, evet abi. Yapma evet. Ya. Nerede bu adresi, nerede İbrahim? Atılıyorumsa tutuluyorum. Yani orada biraz da Lazca var. Yani bir... Karadeniz evladım, niye ne oldu? İsmail abi çok iyi dostumdur bildiğin gibi. Çok her zaman böyle karşılaştık. Bunun konuşmasına ben bitiyorum ya. Asılıyorum. Türk mü? He. Şimdi bu şarkı asılıyorum diye yazmışım, var duruyor. Bir senedir yapıyoruz. Bu şimdi hep konuşur, ben bunun konuşmasına hastayım. Bir yerde ona konuşur konuş, ben de şimdi bunun gibi konuşuyorum. Yanımda ya böyle kaptım bir... Lan bu şarkı söylerken, lan asılıyorum, kesiliyorum, katılıyorum. Lan dedim İsmail, bu böyle mi söylenir? Niye dedim, böyle bir şarkı var da bunun burasını böyle bir söyle. Gel bakalım nasıl olur. Söyledim ya, çok güzel oldu. Bir de kemençe katak dedim bu şarkı, böyle olsun. Lan. Güzel ben oldu. Diyorsun. Buradan Karadenizlere ya. Armağan olsun bu. İbrahim Erkal'ın. Abi böyle bir rahatlayak da böyle. Gerildik, elektrik var, elinde de elektrik. Evet. Böyle bir rahatlayak. Al tire baya, al tire baya ve İbrahim Erkal baya, İbrahim Erkal kardeşime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Önlerinde eğiliyorum. Ya abi o bizim şey. Şarkı söylemeden bırakmıyoruz. Şarkı bir istiyor. Bugüne kadar buraya gelen, İbo Show'a katılan, tam 7. senemiz bu. 7 senedir İbo Show çekiyoruz. Bu enteresan gerçekten. Ya benim için enteresan. Yani 7 sene bir programın devam etmesi, sizler tarafından halen sevilmesi, halen izlenilmesi, bu bizim için en büyük gururdur. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Saygılarımı iletiyorum. Bütün sevenler için bir şarkı söyleyeceğim.
şey eksik. Sen varsan her şey tamam. Benim gönlüm sizi dedi, Esmer sen güzelsin.